Merhabalar arkadaşlar. İkinci dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sonra konuşmaya devam edelim. Artık fonksiyon çeşitlerine geçiyoruz. Bunlardan ilki içine fonksiyon. F A'dan B fonksiyonun değer kümesinde boşta eleman kalıyorsa, yani değer kümesinde en az bir eleman açıkta kalıyorsa biz F fonksiyonu içine fonksiyon diyoruz. Adı üstünde aslında içine gidecekken içinde bir yerlerde olmalı. Mutlaka dışında biraz eleman kalmalı. Biz bunu arkadaşlar şöyle diyebiliriz. Hatırlayın F A'dan B dedik. A kümemiz tanım kümesi, B kümemiz değer kümesi iken bir de F A kümesinden, görüntü kümesinden bahsetmiştik. Yani ben şemasıyla da göstermek istersek A'dan B'ye diyorum. F fonksiyonum var. Buradaki x'lerin görüntülerinin oluşturduğu kümeye biz bunun içerisinde bir kümeden bahsettik ve bu kümeye F A kümesi dedik. İçine fonksiyonda da eğer değer kümesinde açıkta bir tane eleman kalıyorsa, yani eşleşmeyen eleman kalıyorsa, burada bir ya da birden fazla eleman da olabilir. Buna da diyoruz ki biz içine fonksiyon. Yani ne olmalıymış? F A görüntü kümesi B kümesinden kesinlikle farklı olacak. Ve A kümesi, yani F A kümesi, yani görüntü kümemiz bunun F B kümesinin içerisinde bir yerlerde olmalı. En az bir tane açıkta eleman kalması gerekiyormuş. Bakalım örneklerimize. A kümemiz 1, 2, 3, 4. B kümemiz A, B, C kümeleri veriliyor. F kümesi A'dan B'ye tanımlı, Y kümesi yine A'dan B'ye tanımlı, A kümemize baktığımızda 1, 2, 3, 4, X, Y, Z. Şimdi bakıyorum arkadaşlar, içine fonksiyon alabilmesi için değer kümesinde, yani B'de en az bir tane açık eleman kalmalı. Bakalım var mı açık eleman? X, Z, bakın Y ile hiçbir eleman eşleşmemiş. Yani F, A kümesine baktığımızda X, Z, O'dan oluşuyor. B kümemize baktığımızda X, Y, Z'den oluşuyor. Burada Y kümesiyle eşleşmeyen bir tane eleman olduğu için biz buna diyoruz ki arkadaşlar içine fonksiyon. İkinciye baktığımızda değer kümesine bakıyorum. X, Y ve Z'lerden oluşuyor ve her bir eleman eşleşmiş. Bunun her biri eşleşmiş. Eşleşmeyen eleman kalmamış. O halde buna ne diyorum arkadaşlar? İçine fonksiyon değildir. Bir tane açık eleman kalsaydı evet içine olacaktı ama hepsi eşleştiği için İçine fonksiyon değildir diyoruz. A kümesi 1, 2, 3, 4. B kümesi 0, 2, 4, 6, 12 ve 15 olarak verilmiş ve F A'dan B'ye tanımlı. Fx fonksiyonumuz da x kare eksi x olarak tanımlanmış. Bu fonksiyonun içine fonksiyon olup olmadığını soruyor bize. O halde gelin F A görüntü kümesini oluşturalım önce. Eğer F A görüntü kümemiz B'den farklıysa içine eleman deriz. Ya da B'de en az bir tane açık eleman kaldıysa ona içine fonksiyon deriz. Geliyorum 1 yazıyorum. F1 diyorum eşittir. 1 yazarsam 1'in karesinden 1, 1 eksi 1'den 0. F2'ye geldim. Onu yazacak olursam 2'nin karesi eksi 2. 2'nin karesinden 4, 4 eksi 2'den 2. F3'e bakıyorum. 3'ün karesi eksi 3. 3'ün karesi 9. 9 eksi 3'den 6. Son olarak F4'e bakıyoruz. 4'ün karesi eksi 4. 4'ün karesi 16, 4 çıkartırsam 12. F A kümemizi bulmuş olduk. 0, 2, 6 ve 12. Bakıyorum arkadaşlar B kümesine. 0 var, 2 var, 6 var, 12 var. Bakın 2 tane eleman açıkta kalmış. Bu 2 eleman açıkta kaldığı için de ben diyorum ki bu fonksiyon içine fonksiyondur. Hatta bunu hiç yapmadan arkadaşlar şöyle bile söyleyebiliriz. Şimdi buraya baktığım zaman tanım kümesinde kaç tane elemanım var? 4 tane. Tanım kümesindeki bir elemanın 2 tane farklı görüntüsü olamıyordu. Yani maksimum bir tane görüntüsü olabilecek. O halde ben buradan kafadan 4 tanesini bile sileyim. Mutlaka en az 2 tane eleman açıkta kalacak. O yüzden direkt bu fonksiyona bakmadan bile, F kümesini bulmadan bile direkt içine fonksiyondur diyebiliriz. Örten fonksiyona geldiğimizde F A'dan B fonksiyonun tanım kümesinin elemanları değer kümesinin tüm elemanları ile eşleşmişse, bakın tüm elemanları ile eşleşmişse biz bunu örten fonksiyon diyoruz. Yani diyor ki bana değer kümesinin hiçbir şekilde açık eleman kalmasın, değer kümesinin bütün elemanları eşleşsin. Diğer bir ifadeyle fonksiyonun görüntü kümesi değer kümesine eşit ise biz bu fonksiyonu örten fonksiyon diyoruz. Örten olmayan fonksiyonlarda ne olacaktır? İçine fonksiyon. Arkadaşlar hatırlayın, az önce içine fonksiyon yaptık. De ki B kümesinin içine gidecek, yani içinin yerlerde olmalı. Örten fonksiyonu da adı üstünde bakın örtüyor. Yani B kümesini tamamen örtecek. Hiçbir şekilde açık eleman kalmayacak. Tüm elemanlar eşleşmeli. Ayrıca örten olmayan fonksiyon da neymiş? İçine fonksiyonmuş. İçine fonksiyona şöyle bir şey söyledik. F A görüntü kümesi B kümesinden farklı olmalı. Çünkü B kümesi en az bir tane açık eleman kalmalıydı. Örten fonksiyona geldiğimizde ise görüntü kümesi diyor B kümesine eşit olsun. Bu arada birebir aynısı olacak. Geçtim. Bakalım birincisine.
Birinciye baktığımda arkadaşlar örtün olup olmadığı soruluyor. Örtün olması için B'yi tamamen örtmesi lazım. Yani hiçbir şekilde açıkta eleman kalmaması gerekiyor. O halde buraya geldiğimde bakın bir tane açıkta eleman kalmış. Bu örten fonksiyon mu? Değil. Bir tane açıkta eleman kaldığı için burayı tamamen örtmesi gerekiyordu. Buna ne diyorum arkadaşlar? İçine fonksiyondur. Tanım kümesi, değer kümesi en az bir tane açıkta eleman kalmış. Buraya geldiğim zaman da x, y, z olarak tanımlanmış bakın değer kümemiz. Ve değer kümesindeki bütün elemanlar eşleşmiş. Yani değer kümesi tamamen örtülmüş. Buna da ne diyoruz? Örten fonksiyon. Gelelim birebir fonksiyona. Bakın arkadaşlar hepsinin adı aslında adı üstünde yani. Bire bir gidecek. Yani bir taneye bir tane eşleşecek. Buradaki iki tane farklı elemanın x1 ve x2 diyelim aynı görüntüsü olmayacak. Her birinin bir tane görüntüsü olacak. Yani bir taneye bir tane gidecek. Grafikte eğer şöyle bir şey varsa arkadaşlar bu bir birebir fonksiyon değildir. Nasıl olmalı? Bir taneye bir tane. Şu şekilde eşleşmeli. Peki tamam bana ben şemasıyla verilirse çok kolay görebiliyorum bunu. Peki bana ben şemasıyla verilmezse ben ne yapacağım? O zaman diyoruz eleman A için. Yani tanım kümesinden aldığın iki tane farklı eleman için bunların görüntüleri de farklı oluyorsa yani x1 x2'den farklıyken fx1 de fx2'den farklı oluyorsa ya da sonuçları birbirine eşitse iki tane fonksiyonun fx1 fx2'ye eşitse bu iki fonksiyon kesinlikle x'in birbirine eşit olması gerekiyor. Yani tanım kümesindeki arkadaşlar aldığınız iki tane elemanın ikisinin de farklı görüntüleri olması gerekiyor. Çünkü bir tane elemana bir tane eleman diyecek. Bakalım birinci fonksiyonumuz. F fonksiyonumuza bakalım. 1 B'ye gitmiş, 2 C'ye gitmiş, 3 A'ya, 4 D'ye. Her biri bakın nasıl gitmiş? Bir taneye bir tane, bir taneye bir tane, bir taneye bir tane, bir taneye bir tane. O halde bu nedir arkadaşlar? Birebir fonksiyon. Peki örtenlik, örten mi içine mi ona da bakalım. Örten olabilmesi için B'yi tamamen örtmesi gerekiyordu. İçine olabilmesi için değer kümesine bir tane açıkta eleman kalmalıydı. Bakıyorum B kümesine, B kümesine açıkta eleman kalmamış, tamamen örtülmüş. O halde bu bir örten fonksiyon. Hem birebir hem örtenmiş arkadaşlar ek fonksiyon. Y'ye bakalım. Bir taneye bir tane mi gitmiş acaba? Buraya geldiğimde arkadaşlar 1 C'ye gitmiş, 2 de C'ye gitmiş. İki tane farklı eleman bir tane elemana gitmiş. O halde bu birebir değildir. Birebir değil. Peki örten mi içine ona bakalım. Örten olabilmesi için B'yi tamamen örtmesi lazım ama bir tane açık eleman kalmış. O halde bu nedir arkadaşlar? İçine bir örtendi. İkincisi sadece içine fonksiyon. F küm, A kümesi 1, 2, 3, 4, 5, 6 olmak üzere F A'dan A'ya birebir fonksiyon. Birebirse ne olacak arkadaşlar? Bir taneye bir tane gelecek. Buna göre F1, F2, F3, F4 toplamının alabileceği en büyük değer ile en küçük değer arasındaki fark soruluyor. Şimdi bana burada arkadaşlar şöyle demeseydi, şu birebirliği kullanmasaydı. Birebir olmasaydı. Direkt F A'dan A'ya bir fonksiyon olsaydı. Alabileceği en büyük değer sorulsaydı her birini 6, 6, 6 verirdim. Ya da alabileceği en küçük değer sorulsaydı hepsine 1, 1, 1, 1 verirdim. Çok rahatlıkla buradan 6 gördükten 24 buradan da 4 olarak bulurdum. Ancak bize özel bir şart sunmuş. Diyor ki F fonksiyonu birebir olsun. Birebirse ne demek? Yani her birinin görüntüleri farklı olacak. Çünkü bir taneye bir tane gitmeli. O halde geliyorum. Diyorum ki en büyük olabilmesi için buna en büyük değer verdim. Yani 6'yı. Bir sonrakini 6 veremem. Çünkü x'ler farklıyken fx'ler de farklı olmalıydı. O halde buna diğer büyüğü veririm. 5 gitti. Buraya geldiğimde buna da 4 veririm. Buraya geldiğimde de buna da 3 veririm. Ve böylelikle en büyük değerleri vermiş oluruz. Birebir olduğu için her birine farklı farklı değerler vermek zorundayım. Buradan arkadaşlar en büyük değerimiz kaç geliyor? 10, 18 mi? En büyük değeri bulduk 18. Şimdi gelin en küçük değere bakalım. Dedik ki birebir olmasaydı hepsine 1, 1 verirdim. Ama birebir olduğu için farklı farklı değerler almalı. O halde en küçük değerle başlıyorum 1 ile. Buna 1 veririm. 1'i kullandım daha veremem. Buraya geldiğimde bunu 2 verebilirim. Bu da gitti. Buraya geldiğimde bunu 3 veririm. Buna da arkadaşlar 4 veririz. Buradan da kaç geliyor? 7, 9, 10 mu geliyor? Buradan da 10 geliyor. Yani alabileceği en küçük değerde olmuş. Bana bunlar arasındaki fark sorulmuş. 18'den 10 çıkartırsam 8 olarak buluyorum sorunun cevabını. A ve B sonlu birer küme olmak üzere F A'dan B'ye fonksiyonu birebir olabilmesi için B'nin eleman sayısının A'nın eleman sayısından büyük ya da eşit olabilir. Bakın birebirse arkadaşlar ne dedik? Buradaki her bir elemanın bir tane görüntüsü olacak. O halde buradaki elemanların her biriyle mutlaka eşleşmeli.
Yani eleman sayısı 3 ise tanım kümesinde, değer kümesinde de 3 ya da daha fazla olabilir. Neden daha fazla olabilir? İçine fonksiyonda açık bir eleman kalabilir ama bununla mutlaka aynı olacak ya da bundan daha fazla olabilir. Kesinlikle bundan küçük olamaz. Buna lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Peki A'dan B'ye birebir tanımlı fonksiyon sayısına baktığımızda da n faktöriyel bölü n eksi n faktöriyel diyoruz. Bu da yine nereden gelmekte aslında? Buradaki elemana baktığım zaman kaç tane değerim var? N tane. Buranın, pardon, n tane, bunun eli değersiz mi? N farklı değer alır. Buna geldiğimde bir tanesini kullandığım için n eksi 1. Buna geldiğimde bunu da kullanıyorum, n eksi 2. Kaç tane eleman varsa bunların çarpımı olacağı için arkadaşlar buradan da bu gelecektir. Gelelim birim fonksiyona. Birim fonksiyonlar arkadaşlar içi dışı bir diyorum ben buna. İçi neyse dışarısı da olacak. Bakın birim fonksiyon içi dışı bir olacak. Neyse o. Yani f fonksiyonu a'dan a'ya bir fonksiyon olmak üzere tanım kümesindeki her elemanı kendisine eşleyen fonksiyona birim, özdeşlik fonksiyonu diyoruz. Yani birim fonksiyon f(x) eşittir x biçiminde gösterilir. f(x) eşittir x biçiminde gösterilir sanki hep bu şekilde olacakmış gibi algılıyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Benim söylediğim gibi içine ise dışarısı da o. Yani içerisi x ise dışarısı x olacak. İçerisi x artı 2 ise dışarısı ne olacak? X artı 2. İçerisi 3x ise dışarısı da yine 3x olmak zorunda. İçerisi neyse dışarısı da o olacak. Devam edelim. F fonksiyonu f(x) eşittir x biçiminde birim fonksiyon ise x'in katsayısı 1, diğer terimler 0 olacak. Birim fonksiyonu arkadaşlar f(x) fonksiyonu. O zaman geldiğimde bakalım diyelim f(3x) artı 4. O zaman bu da neye eşit olmalıymış? İçine neyse dışarısı da olacak. Yani 3x artı 4 olacak. Buradaki x'in katsayısına bakıyorum 3 olmalı. Şuradaki eksiye dikkat arkadaşlar. Eksi bunun eksisi. O yüzden eksi içeriye dağıtırsam eksi k eksi eksiden artı n. Kaç eşit olmalıymış? 3'e. Sabitler de kendi aralarında birbirine eşit olacak. O zaman buradan da k'ımız kaç gelecektir? 4. Eksi k artı n'nin 3 olduğunu biliyoruz. K yerine de 4 yazarsak eksi 4 artı n eşittir 3. Atın bunu da karşıya, artı 4 olarak geçecek. 3 artı 4'ten elimizde 7 olarak geliyor. Bize sorulan k artı n. Buradan arkadaşlar k artı n'yi 4 artı 7'den 11 olarak buluyoruz. Bize de sorulan zaten k artı n'ydi. Fonksiyonu birim fonksiyonu olduğuna göre f m artı n soruluyor. En önce arkadaşlar birim fonksiyonu yukarıdan m ve n değerlerini bulalım. Geliyorum buraya. Birim fonksiyonu içerisinde dışarısı da olmalı. O halde dışarısı ne olacakmış? X. Burada x tane ifade var mı? Yok. O zaman burada da olmayacak, katsayısı 0. Burada x ile ifade var mı? Katsayısı 1 ise buranın katsayısı da 1 olmalı. Hemen yazıyorum. M artı 2 eşittir 0 olacak. M çarpı n eksi 3 de 1 eşit olmalı. M artı 2 0 ise atın bunu karşıya eksi 2 olarak geçecek. M eksi 2. Buraya geliyorum. M yerine eksi 2 yazarsam eksi 2n. Şu 3'ü de karşıya atalım. Artı 3 olarak geçecek. 3 artı 1'den 4. Her iki tarafı x'i 2'ye böldüğümüzde n de buradan eksi 2 olarak geliyor. Bize sonra f m artı n. F'imiz birebir fonksiyon olduğunu biliyoruz. İçerisi neyse dışarısı olacak. Yani m artı n olacak. Onları da yerine yazarsak eksi 2 eksi 2'den eksi 4 sonucunu buluyoruz. Yani cevabımız Adana. Sabit fonksiyona geldiğimizde adı üstünde sabit. Yani sabit bir sayı eşit olacak. X sıra ne verirsek verelim arkadaşlar sonucumuz her zaman sabit olmalıymış. F A'dan B'ye bir fonksiyon olmak üzere tanım kümesindeki bütün elemanlar değer kümesinde bulunan yalnız bir eleman ile eşleşiyorsa F fonksiyonuna biz sabit fonksiyon diyoruz. Neymiş bakın, tanım kümesindeki bütün elemanlar, yani ben X yine ne yazarsam yazayım her zaman C gibi sabit sayı eşit olacak. C, B'nin elemanı olmak üzere f(x) eşittir C şeklinde de gösterilir. Görüntü kümesinin eleman sayısı 1. Bakın değer kümesi demiyor. Değer kümesinde bir sürü eleman olabilir ama görüntü kümesi sadece bir elemandan oluşacak. O da C'den. Eğer f(x) eşittir C diyorsak arkadaşlar sabit bir sayı eşitse burada f1 de C'ye eşittir. F200 de C'ye eşittir. F3000 de C'ye eşittir. Yani sen burada x'e kaç yazarsan yaz. Her zaman buradaki aynı sayı eşit olmak zorundadır sabit fonksiyon. Adı üstünde sabit bir sayı eşit olacak. Her zaman sabit. Dümdüz. F reel sayılardan reel sayıları fx eşittir a eksi 2x eksi 4a artı 2 olmak üzere f sabit bir fonksiyon. F 11 soruluyor. Şimdi arkadaşlar f sabit bir fonksiyonsa ne olmak zorunda dedik? Her zaman sabit bir sayı eşit olacak. O halde sabit sayımı bulmam lazım benim buradan. Diyorum ki bu c gibi bir sabit sayı eşit olmalı.
X'li ifade olacak mı? Hayır. X'li ifade olursa bu ne demektir? Birden X'lere karşılık her zaman farklı sonuçlar gelecek. O halde X'li bir ifade olmamalı. X'li ifadeyi yok etmek için de katsayısını sıfır yapıyorum. Bunu sıfır yaparken sıfır, X'ten sıfır gelip X'li ifadeden kurulum sadece sabitim kalır. O halde hemen kendine yazalım. A eksi 2 eşittir 0. Bunu karşıya atarsam A'mız da buradan kaç gelecekmiş? 2. Fonksiyonun son haliyle düzenleyelim gelin. Bakın x'ten kurtulmuş haliyle. A gördüğün yere 2 yazarsam 2 eksi 2 0. 0 çarpı x'ten 0. 2 yazarsam eksi 4 çarpı 2'den eksi 8 artı 2. Buradan da kaç gelecektir? Eksi 6. Yani fx fonksiyonumuz neye eşitmiş arkadaşlar? Eksi 6'ya eşitmiş. X yerine kaç yazarsam yazayım, bu fonksiyonun sonucu her zaman eksi 6. Yani sen f yerine burada eksi 1 de yazsan, eksi 1000 de yazsan, f yerine 100 de yazsan, 1000 de yazsan her zaman eksi 6'ya eşit. O halde f 11 soruluyorsa f 11 de buradan yine eksi 6 olacaktır. Peki bu şekilde olduğunda çok kolay. Diyoruz ki sabit bir sayıya eşit. X'leri yok ederim, kurtulurum. Peki buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar bunu nasıl yapacağım ben? Buranın sabit fonksiyon olabilmesi için rasyonel bir ifade şeklinde verildiyse fx fonksiyonumuz, yani ax artı b bölü cx artı d şeklinde bir fonksiyonsa, bunun sabit fonksiyon olduğu soru söyleniyorsa bana x'lerden kurtulmam lazım. X'lerden kurtulmak için de arkadaşlar buradaki x'li ifadelerin katsayıların oranları sabitlerin oranlarına eşit olmalıdır. Peki neden böyle bir şey söylüyoruz? Burada arkadaşlar amacımız x'li ifadeleri yok etmek, katsayıları aynı olsun demek. Aslında bunları birbirine ortak parantez alınca x'li ifadeleri yok ediyoruz. Sadece sabit sayı kalıyor demek. Yani şöyle bir tane örnek veriyoruz. Fx fonksiyonum 2x artı 4 olsun, 3x artı 6 olsun. Bakalım bunu sabit fonksiyon mu? X'lerin oranları 2 bölü 3 eşittir 4 bölü 6 mı? Evet, bakın sadeleştirdiğimizde birbirine eşit. Zaten şuradaki yukarıdaki fonksiyonu gelin iki parantezine alın. Buraya iki parantezine alırsam x artı 2, 6, 3 parantezine alırsam x artı 2. Bakın bunlar da birbirini götürecekler. Fonksiyonum ne olacakmış? 2 bölü 3 gibi sabit bir sayıya eşit olacak. Yani fonksiyonumuz arkadaşlar bu oranlardan bir tanesine eşit olmak zorunda. Sabit fonksiyondur demiş. Buna göre k ve f3 değeri. Şimdi bu sabit bir fonksiyon ise x'lerin oranları sabitlerin oranlarına eşit olacak ve fonksiyonumuz da ona eşit olacak. O halde gelin en önce k'yı bulalım. Bakın oranlıyorum. 6'nın 2 oranı. X'lerin katsayıları. Eşit olmalı sabitlerin oranlarına. Yani k eksi 3'ün k'ya eşit olmalı. Bu da zaten neye eşit olacak? Fx fonksiyonuna. Şimdi bunu düzenlersek arkadaşlar. 6'yı sadeleştirirsem burada kaç kaldı? 3. O halde fx neye eşitmiş? 3'e. Fx 3'e eşitse bu bir sabit fonksiyonsa x yerine kaç yazarsam yazayım 3'e eşit olacak. O halde f eksi 3 de buradan kaç geliyormuş? 3. F eksi 3'ü buldum. Bu burada dursun. Şimdi k değerini bulalım. Bunlar birbirine eşit de içler dışlar çarpımı yaparsan 3 çarpı k'dan 3k eşittir. Burada 1 kaldı. Çarptığımız zaman k eksi 3. Hepsini bir tarafa toplayalım. K'ları bir tarafa, sayıları bir tarafa toplayalım. Buradaki k'yı karşıya atarsam eksi k olarak geçecek. 3k'dan k çıktı 2k. Eşittir eksi 3. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde k değerimiz de buradan eksi 3 bölü 2 olarak geliyormuş. K'yı bulduk eksi 3 bölü 2. F eksi 3'ü bulduk 3. F reel sayılardan reel sayıları f sabit bir fonksiyon. Ne demekti arkadaşlar sabit fonksiyon? Fx eşittir c gibi bir değere eşit olacak. Her zaman sabit bir sayıya eşit olacak. Y reel sayılardan reel sayılara g birim fonksiyon. Birim fonksiyonsa içi dışı 1. Yani gx eşittir x olacak. İçerisi neyse dışarısı da olacak. Fonksiyonuma geri dönüyorum. F 2x artı 1 artı g 3x eksi 2, 3x eksi 8'e eşitmiş. Bana f3 ve f23 soruluyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Sabit bir fonksiyon diyor. Sabit bir fonksiyonsa buraya ne diyeceğim arkadaşlar? C. Bilmiyorum ne olduğunu. C gibi bir sabit sayıya eşit. G fonksiyonuna geldiğim zaman G fonksiyonu birim fonksiyondu. İçi neyse dışı da oydu. O halde içerisi 3x eksi 2 ise dışarısı da 3x eksi 2 olmak zorunda. Neye eşitmiş bu? 3x eksi 8'e. Düzenleyelim. Bak her iki tarafta 3x'ler gitti. Ne kaldı burada? C eksi 2. Neye eşitmiş? Eksi 8'e. Atın eksi 2'yi de karşıya. Artı 2 olarak geçecek. Eksi 8 artı 2'den eksi 6 bulmuş olduk. C'yi bulduk eksi 6. Şimdi geliyorum arkadaşlar soruma.
F3 diyor. F'imiz sabit bir fonksiyondu. İçine ise içine olursa olsun her zaman C gibi bir sabite eşitti. C'yi bulduk eksi 6 o halde. F3 de neye eşit olacakmış arkadaşlar? Eksi 6'ya. C'miz eksi 6'ydı. Eksi 6. Artı G23'e geldiğim zaman da diyorum ki burası ne olursa olsun içerisi. Dışarısı neydi? Aynısı kendisiydi. Birim fonksiyonu içi dışı 1'di. O halde 23 ise dışarısı ne olacaktır? 23. Eksi 6 artı 23'ten 17 olarak buluyoruz sorumuzun cevabını. Yani Adana. Geldik arkadaşlar doğrusal fonksiyona. Doğrusal fonksiyonda f reel sayılardan reel sayılara a ve b gerçel sayılar olmak üzere f(x) eşittir ax artı b kuralı ile verilen fonksiyonlara biz doğrusal fonksiyon diyoruz. Bu fonksiyonların görünüş kümeleri analitik düzlemde bir doğru belirtir. Yani arkadaşlar şu şekilde bir doğruyu düşündüğünüz zaman eğer belli bir kurala göre düzgün olarak artıyor ya da belli bir kurala göre düzgün olarak azalıyorsa biz bu fonksiyonlara doğrusal fonksiyon diyoruz. Lütfen doğrusal fonksiyonun arkadaşlar kalıbını unutmayın. Doğrusal fonksiyonun kalıbı fx eşittir ax artı b şeklinde. Yani f doğrusal fonksiyonu gördüğünüzde hemen fx eşittir ax artı b'yi yapıştırın arkadaşlar. Doğrusal fonksiyonu gördüğümde hemen yapıştırıyorum. Fx eşittir ax artı b. Fonksiyonu doğrusal bir fonksiyon ise f2'de 6 olduğuna göre a ve b değerleri soruluyor. Şimdi arkadaşlar en önce gelelim. Doğrusal fonksiyonu gördüm. Hemen ne yazacağım? Fx eşittir ax artı b. Şimdi soruya bakıyorum. Burada x kare var. X kare ne olabilir mi arkadaşlar? Olamaz. O halde burası kesinlikle ne olmalı? 0. Hemen geliyorum yazıyorum. A eksi B eşittir 0. O zaman A B'ye eşit olacak. Bakın iki tane bilinmeyen aslında tek bilinmeyene düşmüş olduk. Hem A hem B yeri ben bir tane değişken kullanırım. A'yı. Geliyorum hemen fonksiyonu düzenliyorum. Fx eşittir diyorum. A yazarsam buraya gitti. Buraya A yazarsam AX artı A olmuş oldu fonksiyon. Sonrasında F2 6 olarak verilmiş. Şimdi F2'yi buluyorum. F2 diyorum eşittir. X gördüğüm yere 2 yazarsam 2A artı A kaça eşitmiş 6'ya. 2A artı A 3A. 3A 6 ise her iki tarafı 3'e bölersem A da buradan kaç gelecektir? 2. A'yı 2 bulduysam A da B'ye eşitti. O zaman B'imiz de kaç olacakmış arkadaşlar? 2 olarak geliyor. Tekrar ediyorum. Bakın f(x) doğrusal bir fonksiyonsa AX artı B tipinde olmalı. Demek ki X kare bir ifade olmayacak. X kare bir ifadeyi yok etmek için katsayısını 0 yapıyorum. A eksi B 0 ise buradan A'nın B'ye eşit olduğunu buluyoruz. Sonrasında fonksiyonuma geri dönüyorum ve A gördüğüm yere B ya da B gördüğüm yere A yazıyorum. Ben burada arkadaşlar B gördüğüm yere A yazarak iki tane bilinmeyeni tek bilinmeyene düşürüyorum. Buradan da fx'imiz ax artı A olarak geliyor. Sonrasında verileri kullanıyoruz. F2 6 olarak verilmişti. Onu yerine yazdığımızda A değerini bulduk. A zaten B'ye eşitti. B'miz de buradan 2 olarak geliyor. Gelelim parçalı fonksiyona. Parçalı fonksiyonda arkadaşlar tanım hükmesinin farklı alt aralıklarında kuralı değişiklik gösteren fonksiyonlara biz parçalı fonksiyon diyoruz. A bir gerçel sayı olmak üzere yani reel sayı olmak üzere fx fonksiyonu parçalı tanımlı olduğunda bakın x a'dan küçükken bu fonksiyonu yazıyor. X a'dan büyük değerler aldığında bu fonksiyonu yazıyor. Aslında bir tane fonksiyon içerisinde iki tane fonksiyon yapmış oluyoruz. X a küçükken gx'i x a'dan büyük ve x a'ya eşitken hx fonksiyonunu kullan diyor. Buradaki a'mız arkadaşlar kritik noktamız oluyor. Yani a'ya göre değer değişiyor. A'dan küçük, a'dan büyük. Biz buradaki a'ya da kritik nokta diyoruz. Mesela bu sorudaki kritik noktamız nedir arkadaşlar? 2. X eşittir 2, kritik nokta. Gelelim sorumuza f4. En önce yazıyorum arkadaşlar f4. Şimdi 4'e bakıyorum. 4 2'den küçük mü? 4 2'den büyük mü? 4 2'den büyük olduğu için burada yerine yazmalıyım. Hemen x gördüğüm yere 4 yazıyorum. 3 çarpı 4 artı 2. 3 çarpı 4 12. 2 daha 14. f-2'ye geldim. f-2'yi bulmak için arkadaşlar x gördüğüm yere eksi 2 yazacağım ama hangisinde yazacağım? X'e bakıyorum hangisini sağlar? 2 eksi 2'ye bakıyorum. Eksi 2 2'den küçük o halde bunu almalıyım. Hemen yerine yazıyorum. 8 eksi eksi 2 eksi eksi artı 8 artı 2'den 10 olarak buluyoruz fonksiyonumuzun değerini. Bakın arkadaşlar dikkat edin. Ne yapıyoruz burada? Eğer diyoruz x2'den küçük ise x2'den büyükken. Buradaki x eşittir 2'miz bizim kritik noktamız. Kritik noktamız olduğu için buna göre değerlendiriyorum. 2'den büyük, 2'den küçük. F4'e bakıyorum. 4 hangi aralıkta? 2'den büyük. O halde burada yerine yazıyorum. Bakıyorum arkadaşlar eksi 2 bu aralıkta yani 2'den küçük o zaman burada yerine yazıyorum.
Mutlak değer f(x) fonksiyonuna baktığımızda mutlak değer fonksiyonu diyoruz arkadaşlar. Bunu eğer f(x)'iniz sıfırdan küçükse, f(x) sıfırdan küçükse ne demek bu? Yani negatif demek. Negatifse arkadaşlar mutlak değer olduğuna göre sürekli dışarıya pozitif olarak çıkmalı. Ben bunu eksiyle çarparak çıkartıyorum. Eğer f(x)'iniz sıfırdan büyükse zaten pozitif, o zaman kendisi olarak dışarıya çıkar. Hatırlayın mutlak değer sorularını. Mutlak değer -2 varsa bu dışarıya nasıl çıkıyordu? 2 olarak. Yani içerideki sayı negatifken sen bunu dışarıya çıkartırsın, eksiye çarpın. Bakın eğer içerik sayımız negatifse eksiye çarparak dışarıya çıkartıyorum. Mutlak değer 2'ye baktığımızda içerisi zaten pozitif, o zaman aynen dışarıya çıkacak, 2 olarak dışarıya çıkar. Parçalı fonksiyon biçiminde yazın. Şimdi önce kritik noktayı belirlemem lazım arkadaşlar. Kritik nokta nedir? Şimdi eğer bana f(x) eşittir, x artı 2 şeklinde verilseydi burada bir kritik nokta yok, yani değişmiyor. Ama mutlak değere baktığımız zaman arkadaşlar mutlak değer işi değiştirir. Neden? Çünkü içeriği sıfır yapan değere baktığımız zaman içeriği sıfır yapan değerden küçük değerlerde negatif, büyük değerlerde pozitif olarak çıkar. Yani parçalı bir fonksiyon varsa bana parçalı biçimde yaz diyorsa en önce kritik noktayı belirleyeceğim. Kritik noktamız arkadaşlar mutlak değerin içerisini sıfır yapan değer. Hemen geliyorum. X eksi diyorum eşittir sıfır. X'imiz burada 1. Yani kritik noktam 1'miş. X 1'den büyükken, X 1'den küçükken. Şimdi burada da arkadaşlar hangisini eşitlik alacağım ona bakıyorum. Bir sıfır yapan değer de arkadaşlar eşitlikte olacak. Sıfır yapan değer ne? 1. O halde 1 nerede olacak burada? Çünkü 1'den büyük değerlerde bu pozitif. Sıfır olduğunda da yine aynen dışarıya çıkıyordu. Hemen yazalım o zaman. X 1'den büyükken diyorum. Aynen dışarıya çıkacak. X eksi 1, 1 de yanında X artı 2 vardı. Düzenlersek bunda buradan ne gelecek? 2X artı 1. O halde burada böyleymiş. Hatta şöyle yazalım. Kenarda yazalım bunu. Fx eşittir. X büyük eşittir 1 iken ne oluyormuş? 2x artı 1. Peki x acaba 1'den küçükken ne oluyormuş? Bir de ona bakalım. X 1'den küçükken mesela buraya 0 verin. Ne olacak? Negatif. Bunun dışarıya çıkması için pozitif olarak dışarıya çıkmalıydı. Eksiyle çarpıp çıkartıyorum. Eksiyle çarparsak eksi x. Eksi eksiden artı 1. Artı x artı 2. Bakın eksi x artı x birbirlerini götürdüler. 2, 1 daha 3. Yani x1'den küçükken arkadaşlar bu fx fonksiyonu 3 değerini alıyormuş. Her zaman 3 olacakmış. Gelelim tek ve çift fonksiyonlara. Bunlar arkadaşlar AYT kısmına tekrar işlenecek tek ve çift fonksiyonlar. Bu arada kısaca bahsedelim. F A'dan R'ye, A'dan R'nin reel sayıların bir alt kümesi olmak üzere her x ve eksi x elemanıdır A için. Yani A'dan aldığı x ve eksi x'ler için eğer f eksi x, eksi f x'e eşitse f'ler tek fonksiyon. Eğer yine bu kümeden aldığım x ve eksi x'ler için f eksi x, f x'e eşitse f çift fonksiyondur. Bunu da arkadaşlar kısa yolundan bahsedelim. Her zaman biz oturup da bunu mu yapacağız? F x eşittir eksi f eksi x ya da f x eşittir f eksi x. Bu kuralı mı bakacağım? Hayır. Burada arkadaşlar kısa yöntemimiz eğer fonksiyonumuz tekse değişkenlerin hepsi yani x'lerin kuvvetlerinin hepsinin tek sayı olması gerekiyor. Eğer fonksiyonumuz çift fonksiyonsa x'lerin hepsinin üstleri kesinlikle çift olmalı. Birinciye bakalım. X kare 4 var. Bunun yanında x'leri 0 vardı. Kuvvetlerine bakıyorum 2 ve 0. Hepsi çift. O zaman bu nedir? Çift fonksiyon. Buraya geldim. Kuvvetime bakıyorum 3. Kuvvetine bakıyorum 1. Her ikisi de tek. O zaman bu nedir? Tek. Dikkat edin çift ve teklerde arkadaşlar kuvvetlerin hepsi çift olmalı ya da kuvvetlerin hepsi tek olmalı. Bir tane bile bozulursa kesinlikle sağlamaz. Buraya geldim 2, buraya geldim 1, burada x'leri 0 var. Buradan x'e çıkken bu tek. O zaman buna ne diyorum arkadaşlar? Ne tektir ne de çifttir. İlla tek ya da illa çift olacak diye bir şey de yok. Bakın c şıkkın olduğu gibi h fonksiyonumuz arkadaşlar ne tek ne de çifttir. O halde arkadaşlar bugünlük de dersimizin sonuna gelmiş olduk. Bir dahaki derste görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.